hakkında yer alıyor Saadet Partisi. Türkiye genelini konuşacağız. Saadet Partisi Adıyaman Milletvekili 1. Sıra adayı Haşim Asluk Yılmaz Çoban'ın hazırlayıp sunmuş olduğu güncel özel programına konuk oldu. Müslümanız elhamdülillah, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamıyla bütün ilkelerini kabul etmiş anlamına gelmiyoruz. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi de yani bizimle seçim işbirliği yaptığında tamamıyla Saadet Partisi'nin milli görüşün bütün ilkelerini kabul ettiği anlamına gelmiyor. Evet. Bu sadece bir seçim işbirliğidir. Şimdi gönül isterdi ki bunu AK Parti yapsaydı ve hiç aslında buna gerek kalmadan %10 barajını kaldırsaydı da her parti kendi ablamında girip kendi mücadelesini verseydi. İzleyicilerin sorularının yanı sıra yerel sorunlara da dikkat çeken Asluk, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Ama Adıyaman'ın aslında diğer bir sorunu var. O sorunu çözmeden bundan hiçbirini yapmanın bir anlamı yok. Ne o sorun? Adıyaman'daki siyasi vesayet. Bir partiye, bir şahsa, bir gruba, işte bir 3-5 kişilik bir heyete, bir örgüte dayalı bir siyasi vesayet var. Biz Saadet Partisi olarak 25 Haziran sabahı bu siyasi vesayeti kaldıracağız. Bizim şu an en büyük projemiz bu. Çünkü kamu kurumlarında, hastanelerde, okullarda, ben size bir rakam söyleyeyim. Yani yandaşlık adına yapmış oldukları siyasi vesayetten bahsetmek adına. Adıyaman nüfusunun yaklaşık belki %20-25-30 civarında bir Alevi vatandaşımız var, kardeşlerimiz var. Adıyaman'daki milli eğitime bağlı olan okullarda yanılmıyorsam 2 ya da 3 tane okul müdürü Alevi. Diğerlerinin hepsi bunların adamları. Bunlar derken bahsettiğimiz siyasi vesayette işte bu bir şahsın ya da işte birkaç kişinin bulunduğu bir grup. Evet. Yani bunlar ya hastaneye taşeron işçi alınacak. Bunların oluru olmadan olmuyor. Ve geçenlerde yerel gazetelerde birkaç tane yerel haberlere çıktı. Yani öyle işler yapıyorlar ki bir taşeron işçisini bile işe almak adına 15 bin, 20 bin lira gibi büyük bir rakamlardan bahsediyorlar. İnsanları bu şekilde sömürüyorlar. Şimdi ehliyet ve liyakate dayalı olmayan bir siyasi vesayet var burada. Benim adamım sen şu kurumun başına gel. Diğer adamım şu kurumun başına gelsin. Bizim ilk projemiz bu. Biz Adıyaman'daki siyasi vesayeti kaldıracağız. İkinci olarak sizin Adıyaman'a yapacağınız en büyük yatırım tütünü serbest kılmaktır. Bakın bu arkadaşlar son dönemde KYK ile bir tütün yasağı getirdiler. Bir yıl ertelendi son olarak. Niye ertelediler Yılmaz Bey? Şimdi ben burada izleyicilerimize soruyorum. Niye ertelediler? Kanunlaştırdığınız bir şeyi niye erteliyorsunuz? İsterseniz KHK ile o yaptığınız kanunu hemen anında kaldırabilirsiniz. Sizi buna iten şey ne? Neyin endişesini, neyin kaygısını taşıyorsunuz da yapmış olduğunuz bir kanunu bir yıl sonrasını erteliyorsunuz? Burada gerçekten üretici mi düşünüyorsunuz? Yoksa gireceğimiz 24 Haziran seçimlerini mi düşünüyorsunuz? Siz Adıyaman'daki tütünü yasaklarsanız Adıyaman'ın şah damarını kesmiş olursunuz. Bakınız biz bu tütün yasağı başladığında Tarım İl Müdürlüğü'ne gittik biz. Şimdi çiftçi kayıt sistemi diye bir şey var. Sistem var. ÇKS diye bir sistem var. Biz dedik ki ya bu tütün üreticisinin bir sayısı var mı? Belli bir rakamı var mı? Şube müdürlerinden biri vardı sağ olsun. Dedi ki ya bizim bununla ilgili yapmış olduğumuz bir çalışma var. Ekspertizlerimiz hazırlamış olduğu bir rapor var. Yani kaç aile bu işten geçimini sağlıyor diye. Kaç hektarda yapılıyor diye. Yaklaşık sulu tütünde özellikle bu dağ tütününde 10 bin aile. Tabii bu resmi olmayan kayıtlar. Yani bu ÇK sisteminde girip çiftçi tütünü işaretlemediği için net rakamlar değil.